İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Dalvorik, Anahit ve Ermeni kadınının genetik devamlılığı. Diren Lokma Gözyan, bu hükümetin talepten bahsettiği bir durum oldu mu? Soykırımı tanıma süreci tehlikede. Artsa hazineleri, Vanessa Kalesi. Cavak'ta Aşu Civani'ye adanan açık ders. Ermenistan Cumhuriyeti, UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin hükümetler arası komitesi oturumuna katılacak. Ermeni yönetmenlerin Aurora'nın Şafağı ve Zulali adlı filmleri uluslararası ödüller kazandı. Dalvorik ilçesi, Batı Ermenistan'ın Sasun ilinde Şatah Nehri Vadisi'nde yer almaktadır. İlçenin merkezi Dalvorik köyüydü. Tamamen Ermenilerin yaşadığı Dalvorik, 20. yüzyılın başına kadar neredeyse egemendi ve ona bağlı olan tüm yerleşim yerlerinde de sadece Ermeniler yaşıyordu. Korunan geleneklere göre yerel Ermeni prensleri Zeytunlu Zurhazar'ın soyundan gelmektedir. Kural olarak onlarca yıl boyunca Türk makamlarına ve çevredeki Kürt aşiretlerine vergi ödemiyorlardı. 20. yüzyılın başında Dalvorik'in 300 hanesi vardı. Esas olarak el sanatları, hayvancılık, bahçecilik ve şarapçılık ile uğraşıyorlardı. Bazı köylerde dut yetiştiriciliği ve ipekçilikle uğraşıyorlardı. Aynı zamanda yetenekli silah ustaları olan Dalvorik'in demircileri el sanatları ile ünlüydüler ve çevredeki demir madenlerinin ham maddesi kullanarak kendi silahlarını kendileri yaptılar. İlçe halkı 1894 ve 1904 yıllarında Sasun'daki kahramanca savaşlarda en aktif rolü aldı. Türk ordusu ancak ağır kayıplar vererek Dalvorik'i işgal edebildi ve yerleşim yerlerini, kiliselerini ve okullarını vahşice yok etti. Dalvorik, 1915'teki kahramanca Sasun Muharebesi sırasında da önemli direniş merkezlerinden biriydi. 1916'da hayatta kalan Ermeniler diğer yurttaşlarıyla birlikte Muş'a, oradan da Doğu Ermenistan'a taşındı. Yeni araştırma Ermenistan'da 8000 yıllık genetik sürekliliği gösteriyor. Ermenilerin Ermeni platosunun yerli halkı olduğu gerçeği genetik alandaki önemli araştırmalarla zaten doğrulanmıştır. Örneğin 2015'te Haber Al noktada Ermeniler arasında en az 4000 yıl boyunca hiçbir eğilim kanıtı bulunamamış ve şu sonuca varmış. Analizlerimiz Ermenilerin yakın tarihlerinde diğer nüfuslarla önemli bir karışma yaşamadıklarını, bu nedenle Tunç Çağı'nın sonundan beri genetik olarak izole olduklarını gösteriyor. Küresel genetik çeşitlilikte Ermenilerin konumu benzersiz ve Ermenistan'ın coğrafi konumunu yansıtıyor gibi görünüyor. Tarihlerinin başlarında Ermeniler tarafından farklı bir kültürün benimsenmesi onların çevreden genetik izolasyonuna yol açtı. Aynı sonuca 2014 yılındaki Hellenthal sitesinin Science dergisinde yayınlanan insan karışımının tarihi genetik atlasında da varıldı. Bu bulgulardan dolayı bazı bilim insanları modern Ermenileri yaşayan fosiller olarak adlandırıyorlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Türkolog Diren Lokma Gözcan'a göre bugün soykırım Armenosidi tanıma süreci her zamankinden daha fazla tehlikede. Türkolog aslında 30 yıl boyunca Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm hükümetleri soykırım Armenosidin tanınması sürecinden uzak durmuş ve bunu esas alarak sürgündeki Ermenilerin omuzlarına yüklemiştir. 2018'den sonra soykırım Armenosidi tanıma süreci genel olarak durma noktasına gelmiş gibi görünüyordu, dedi. Ona göre Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid konusunun artık tartışılmaması dışında başka bir sorun daha var. Batı Ermenistan topraklarındaki hakkımızı Türklere satma sorunu da var. Çünkü Türklerle dostluktan bahsediyorlar. Bugün sadece Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırı değil, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye sınır belirleme sorunu da var. Ve o sınır netleşirse her şey biter. Bugünkü sınırları tanıdığımızda Ermeni iddiasından, soykırım Armenosidi tanıma sürecinden vazgeçmiş oluruz. Vanessa Kalesi, Artsakh'ın Hadrut bölgesinde Tog-Hadrut karayoluna 2 kilometre uzakta yer almaktadır. Burası Azerbaycan tarafından işgal edilmiştir.
kale Dizak köyü halkının kuruluş mücadelesinin öncü kalesi olarak kabul ediliyordu. Coğrafi konumu diğer kalelerle sinyal iletişimi sağlamayı mümkün kılıyordu ve kalenin muhafızları Araks Nehri kuzeyindeki ovadaki giriş gelişi kontrol altında tutuyordu. Kale vadilerle çevrilidir ve batı kesiminde Vanessa Dağı ile birleşir. 125 metre uzunluğunda 4-12 metre yüksekliğindedir. Kulelerin yarım daire şeklindeki temelleri bazı yerlerde korunmuştur. Şu anda 10-12 metre yüksekliğindeki kulelerden biri neredeyse tamamen korunmuştur. İkinci Arsa Savaşı sırasında kale hasar görmedi, savaş sonrası durumu hakkında ise bilgi mevcut değil. Halkalak Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi Aşu Civani'nin ev müzesinde Civani adanan bir açık ders düzenledi. Merkezin öğrencileri ünlü sanatçının hayatını ve yaratıcı yolunu ayrıntılı olarak sundukları sahneler sergilediler. Açık dersin amacı Aşu Civani'nin sanatını tanıtmak, onun yaratıcı faaliyetlerine bir Ermeni kültürel zenginliği olarak değer vermekti. Etkinlik ev müzesinde düzenlenen tanışma gezisi ile sona erdi. Aşu Civani'ye adanan etkinlik dizisi burada bitmedi. Halkalak Gençlik Merkezi öğrencileri Ermenistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Gomidas Devlet Konservatuarı Profesörü ve Sayat Nova adlı Kültür Derneği Başkanı, Halk Şarkıları Yorumcusu Thomas Bohosyan'ın Civani'ye adanan çevrim içi dersini dinleme fırsatı daha buldu. UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasının korunması için hükümetler arası komitenin 17. oturumu 28 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Fas Krallığı'nın Rabat şehrinde gerçekleşecek. Oturuma sözleşmeye katılan üye devletlerin temsilcileri, UNESCO himayesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları dahil dünyanın 125 ülkesinden 1000'den fazla temsilci katılıyor. Oturumun gündemindeki önemli konular arasında farklı ülkelerden kayıt için yapılan başvuruların görüşmeleri yer almaktadır. Toplam 50 teklif sunuldu. Oturuma katılmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilciliği Delege Yardımcısı David Yan ve Ermenistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı Küresel Miras ve Halk Sanatları Dairesi Kültürel Mirasın Korunması ve Yaygınlaştırılması Bölümü Baş Uzmanı Kılıçcan da Rabat'a gitti. İnna Saakyan'ın yönettiği Aurora'nın Şafağı ve Hayk Ortya'nın yönettiği Zulali adlı filmleri uluslararası ödüller kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı Aurora'nın Şafağı adlı belgesel animasyon filmin Tallinn'de düzenlenen Kara Geceler adlı uluslararası film festivalinin Baltık yarışma programında en iyi ortak Baltık yapımcısı ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Film Ermenistan Cumhuriyeti, Almanya, Litvanya ortak yapımıdır. Ayrıca Avrupa'nın en büyük film fonu Evrimaj'dan da destek aldı. Film Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in sözlü tarih arşivi temel alınarak oluşturuldu. Hayk Ordyan'ın uzun metrajlı filmi Zulali ise Moskova'da düzenlenen ve engellilerin yarışmalarına adanan Engelsiz Sinema konulu 11. Uluslararası Film Festivali'ne katıldı ve çocuklar hakkında en iyi film kategorisini kazandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gusanlık ve Halk Şarkıları Topluluğu tarafından Aşu Civani'nin seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ov Sirun Sirun adlı eseri sunuyoruz. Aşanın tanur kosiru tamar Aşume papat kosiru siru Aşanın tanur kosiru tamar Aşume papat Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.